Trabzon bölgesine takviye vardı. Bunu dile getiriyordunuz. Gomis varken bile bunu söylediniz. Gomis gitti, yine takviye olmadı. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Bir de hocam, maç sonunda bir ufak gerginlik oldu. Siz de vardınız. Orada sinirlendiniz. Neler oldu orada, anlatabilir misiniz hocam, öğrenme adına? Hasan Hoca ile ilgili bir gerginlik oldu. Ben de tabii teskin etmeye çalışıyoruz ama açıkçası tabii emniyet güçlerinin yanında bu kadar galis küfürlerin yapıldığı bir ortamda müdahale etmeler gerektiğini söyledim. Sadece o kadar. Onun dışında hoş bir şey değil tabii yani. Zaten tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir şey yok. Onun için koridorda da herkesi teskin ettik. Allah'tan biz oradaydık. Ama bu takımın başındaki biri olarak da yanlışı kim olursa olsun da söyleyeceğiz. Biz de kendilerine dedik ki yani şurada dibinizden küfür ediliyor ve 1,5 saattir küfür ediliyor ve hiçbir müdahale etmiyorsunuz. O zaman niye buradasınız? Budur. Bugünkü konu bir defa Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Açıkçası biz bir yerde takılacaktık ama bugün de öyle bir takılma da beklemedim ben. Ama savunabileceğim veya herhangi bir şey söyleyeceğim bir mağlubiyet değil. Çok net olarak bizden iyi oynadılar, hak ettiler, helali hoş olsun, tebrik ederim. Biz de bir o derece kötü başladık. Bir sezonda belki de yapmayacağımız hataları bir 90 dakika içine sığdırdık. Her maç öncesi tembih etmemize rağmen, özellikle Belanda'ya, kendisini tanıdığımız için maalesef sorumsuz davranışını da kendisine soracağız tabii ki. Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet değil. Erken gol yedik. Hiç gereği yokken. Yanlış bir top. Oradan sonra hatalar zinciri. Derken 2-0. Derken 10 kişi kalıyorsun. Kolay değil. Bu havada, bu sahada, Trabzonspor karşısında 2-0, 3-0'dan sonra 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Şu veya bu kötü demek yanlış. Hep beraber kötüydük. Onun için tebrik ediyoruz. Muhakkak ki bunların altından kalkarız. Kalkarız. Orada bir sıkıntı yok. Ama hiç hoşuma gitmeyen, beklemediğim bir mağlubiyet oldu. Trabzonspor'a karşı kaybedebilirsiniz ama böyle değil. O yüzden tebrik ediyorum. Başka sorusu? Arkadaşım şu anda konuşulacak konu o değil. Kapanmış transfer. Olmamış. Galatasaray takımı eğer 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir. Muhakkak ki en iyisini yapmayı istedik. Ama şu anın, hele hele bu maçtan sonraki konu hiç bu değil. İsim ve kuruluş rica edelim lütfen. Hocam geçmiş olsun. Turgay Beşiktaş, Karadeniz Gazetesi. Galatasaray'da takip ettiğim kadarıyla şöyle bir izlenim olacağım hiç. Yani ilk 11'e çıkarken Bado ile keşke başlasaydınız dediğiniz an oldu mu acaba? Yok. Badu zaten oynamak için aldık biz ama hem istikrarı korumak adına geçen hafta hem de fizik yapısını milli takım arasında daha üst düzeye getireceğimizi düşündüğümüz için zaten her halükarda maçın bir bölümünde alacaktım. Ama bugünkü olay Badu veya bir başkasıyla ilgili değil. Ama bazı oyuncularımızın maalesef hep yaptığı tekrarları bir daha yaşıyoruz. Bunlara
bu boşlukta gerekli önlemleri, tedbirleri alacağız. Çalışacağız. Açıkçası bir yerde takılacaktık. Bugüne denk gelmiş. Olmasaydı iyiydi. Ama buralardan da yaptığımız hataları bir daha yapmamak adına, artı yarın bir gün Avrupa'ya çıkıp orada daha da hata tekrarını yapmamak için çalışacağız. Buralardan dersler çıkaracağız. Ama Badu oynasaydı hiç demedim açıkçası. Çünkü geçen haftanın iyi bir 11'i vardı. O şansı verdim onlara ben. Çünkü buradan sonra tatlı bir rekabete gidecek içerideki iş. Bunu da istiyorum, böyle seviyeli bir rekabet olmasını. İyi bir skorla, iyi bir oyunla kazanmışlardı. Buyurun dedik biz de. Doğrusu da buydu. Çünkü Rodriguez de hazır değil. Yeni çıktı sakatlıktan. Yani bir oyuncu meselesi olsa söylerim ben yanlış tercih kullandım diye, ama mesele bugün oyuncu meselesi değil. Çünkü birdenbire kısa bir top, birdenbire üç kişinin hiç sanki defans yapmamışlar gibi serbest bırakması gibi gibi çok fazla hatalar yaptığımız için hangisi nedir? O yüzden iyi bir analizden sonra ancak söyleyebilirim, ama şunu söyleyebilirim oyun görüşüm olarak, oyunu kenardan izleyen bir insan olarak, hatalar zinciri bugün çok fazlaydı. Ben teşekkür ederim. Son bir soru alalım. Yeni isim ve kuruluş rica ediyoruz. Ali Kemal Yazıcı hocam, Yeni Şafak. Geçmiş olsun tekrar. Tamam. Futbol adam olarak, şimdi Trabzonspor Galatasaray maçı var, hala transferi konuşuyoruz. Ligin 4. hafta sormuş. Transfer zamanlamasını doğru buluyor musunuz takvim olarak? Konuda bir öngörünüz olur mu? Teşekkür ederim. Transfer zamanlaması doğru, hatta bazı yerlerde biraz daha fazla. Şöyle ki, çünkü bir yandan Avrupa maçı oynuyorsunuz, bir yandan UEFA, bir yandan Şampiyonlar Ligi, bir yandan kendi liginiz. Onun için özellikle yaz sürecinde yetmeyen o miktarın buralara sarkması kadar doğal bir şey yok. Ama tabii masa başından transferler yapılmıyor. Daktilolarla da yazılmıyor transferler. Transferler futbol elle oynanmadığına göre ayakla oynanıyor. Transferler de ağızdan yapılmıyor. Yazıyla da yapılmıyor. Mesele burada esasında. O yüzden ben süreyi doğru buluyorum. Yaparsınız yapmazsınız ama keşke bana kalsa her zaman yapasın. İnanın teknik adamlara sorun böyle diyeceklerdir. Hele bu akşamdan sonra sorarsanız. Son bir soru daha alalım, sonra teşekkür edeceğiz. Hocam iyi akşamlar. Mahmut Erdoğan, Anaspor. Sezon başlamadan önce ortaya koyduğunuz bir fikir vardı. Kulüpler kendi aralarında da transferleri yapabilmeli dediniz. Ülke futbolunun içinde bulunduğu ekonomik durum da ortada. Geldiğimiz bu noktada birçok futbolcu maaşları bir kabiliğinde kulüplerinde kalmayı tercih etti. Birçok futbolcu dışarıda kaldı. Bu söyleminiz de yanlış anlaşıldı ama şimdi yeni yeni anlaşılmaya başlanıyor. Bununla ilgili söylemek istediğim şeyler olabilir mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla yeni yeniye de ben razıyım. Ben bundan birkaç sene sonra anlaşılacağımı düşünüyordum ama şimdi anlaşılıyorsam fazla bir öter yok. Biz dediğimizi yaptık. En azından söylemimizle eylemimiz örtüştü bizim Galatasaray olarak. Ben çok derin bir şey söyledim. Bu konuda da ısrarlıyım, ısrarcıyım. Doğru olduğunu inanıyorum. Biz oynatmayı düşünmediğimiz veya istemediğimiz bir oyuncunun gitmesine rıza gösteriyoruz. Artı seçeceği kulüp